13 Mayıs 2014. Hava durumu bugünü 3 gün önceden bile güneşli gösteriyordu. O gün hava aşırı sıcak olmasına rağmen güneş bir türlü açmadı. Sanki güneş o güne küsmüş, açmamaya yeminliydi. İnsanların içinde hep bir huzursuzluk. Yüzler gülmüyor, gözler hep dolu dolu. Çok geçmeden anlaşılıyor nedeni. Kömür karasıydı bugün gökyüzü. Kömürün közü düşmüştü yüreklere. Bugün Türkiye'nin kömür karası. Ama bütün dünyanın yasıydı. Tarihimizin en büyük faciasını yaşıyorduk. Ama ateş yine en çok düştüğü yeri yakıyordu. Vicdan susmuyor, acı dinmiyor, gözyaşı durmuyordu. Biz burada böyleyken ya oradakiler? Bir kız çocuğu maden ocağının başında. Baba ne olur geri gel diye feryat ediyordu. Şimdi hangi kömür ısıtabilir babasız kalmış bir evi? Hangi okyanus söndürebilir babasız, evlatsız, eşsiz kalmışlığın ateşini? Söylesenize, ne geri getirir onların alın teriyle, namuslarıyla evlerine getirdikleri ekmekleri? Senin yüreğin temiz, kazandığın para temiz, yediğin lokma temiz. Bırak kirlenen sedye olsun. Şimdi binlerce bir avuç kömür için sönen umutlar. İnsanlar toprağın altından çıkarılıyor şimdi. Tekrar toprağın altına konmak için. Aldığımız nefesten utandık bugün. Benim babam yanımda olduğu için ben çok utandım. Yatağımda yatabiliyor olmaktan, evimin sıcak oluşundan çok utandım. Bizim sobamız yansın diye sizlerin sobaları söndü. Hakkınızı helal edin şehitlerim. Bizleri affedin. Evet, Soma'ya Mektup adlı bu hislerimize dokunan, duygularımıza tercüman olan şiirinden dolayı öğrencimiz Mead Sümeyra Özay'a teşekkür ediyoruz. Ve bu vesileyle bir kez daha Soma'da kaybettiğimiz 301 madencimizi rahmetle yad ediyoruz. Onların evlatları bu babalar gününde babalarının babalar günlerini kutlayamayacak. Ama şunu iyi biliyoruz ki o evlatlara Türkiye'deki bütün babalar sahip çıkacak, sahip çıkıyor. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, bu özel konserimiz devam edecek. Şimdi Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'na çiçek takdiminde bulunmak üzere. Koro şefimiz Erdal Şahin'e çiçek takdiminde bulunmak üzere. Küçükçekmece'mizin çok değerli belediye başkan yardımcısı Sayın Hamza Gönenç'i alkışlarınızla davet ediyorum. Bu güzel etkinlikten dolayı kendilerine bir çiçek takdiminde bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi koro şefimiz Erdal Şahin, koro adına belediye başkan yardımcımız Sayın Hamza Gönenç'ten çiçeğini aldı. Koromuzu yine kuvvetli bir şekilde alkışlıyor. Ve Babalar Günü özel konserine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
baba, rüyama girdin yine dün gece. Kollarını açmış, koşuyordun bana. Okşuyordun güzel ellerinle saçımı. İçine çekiyordun kokumu. Ne zaman seni anneme sorsam, uzaklara gitti diyordu titrek sesiyle. Gittiğin yer çok mu uzak baba? Bu 7. yılım sensiz geçen. Sen gidince ben hep mektup yazdım sana. Cevabın gelmedi baba. Her defasında anneme yazdırıyorum adresi. Ben yanlış yazarım diye. Annem yanlış mı yazıyor baba? Bana aldığın oyuncağı saklıyorum hala. Hep onunla uyurum geceleri. Senin kokun var onda hala. Kimseye ellettirmiyorum. Hatırlar mısın birlikte oynadığımız oyunları? Şimdi oynuyorum da tadı olmuyor be baba. Alışmıştım güzel sesine. Günaydın yavrum değişine her sabah. Ne olur gel artık. Seni çok özledim baba. Bugün babalar günü. Sana saat aldım. Uyumadım geç saatlere kadar gelirsin diye. Yine gelmedin baba. Ne kadar uzak bu gittiğin yer. Ne güzeldi oysa. Birlikte kahvaltı yapışımız. Yumurtayı sevmezdim. Zorla yedirirdin bana. Şimdi senin elinde yediği her şeyi yiyorum baba. Ne güzeldi oynadığımız oyunlar. Sen hep mızıkçılık yapardın be baba. Her defasında yeniyordun beni. Baba bir de hani balık avlamaya çıkmıştık ya bir kere. Ben avlayamıyordum. Dalga geçiyordun benle. Artık öğrendim. Yakaladığım balıkları geri bırakıyorum ama. Aileleri bekler diye. Kıyamıyorum onlara. Onlar da benim gibi özlem çekmesinler be baba. Geçenlerde sana şiir yazdım. Yolladım sana. Okudun mu baba? Sonra şiirimi sınıfta okudum. Herkes bana güldü. Ben komik bir şey yazmadım ki. Seni ne kadar çok özlediğimi yazdım baba. Herkesi baba suçutma yapıyor. Bana annem yapıyor. Uçmuyor. Annem uçurtma yapmasını bilmiyor be baba. Fatma'ya da babası bisiklet almış. Gelirken sen de bisiklet getir. Olur mu baba? Doğum günüm az kaldı. Ne alacaksın bana? Yok. İstemem hiçbir şey. Sen gel yeter. Kokunu özledim baba. Ne sert tutmuş ellerinden öpmeyi. Ve yüzüne batan sakalını öpmeyi çok özledim baba. Doğum günümde bekleyeceğim. Unutma sakın. Unutma canım babam. Seni çok seviyorum baba.
Evet, alkışlarımız Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri Türk Halk Müziği Çocuk Korosu için şöyle kuvvetli bir alkış rica ediyorum sizlerden. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri olarak her dönem sonunda karne şenliği yapmaktayız. Karne şenliğinde takdir ve teşekkür alan öğrencilere altın ve gümüş madalyaları takdim ediliyor. 2013-2014 eğitim ve öğretim sezonu malumunuz dün sona erdi. Dün karne şenliğimizde büyük bir coşkuyla yavrularımıza altın ve gümüş madalyaları takdim edildi. Ve koromuzdan 3 yavrumuza temsili olarak madalya takdim edilecek. Madalyayı takdim etmek üzere Küçükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Sayın Recep Bıyık Beyefendi alkışlarınızla davet ediyorum. Madalyalarını almak üzere yavrularımızdan Büşra Kaya, Selin Keskin ve Aleyna Erginbaşı da alkışlarınızla davet ediyor. Evet, yavrularımızı alkışlıyoruz kuvvetli bir şekilde. Tabii bu madalyalar tüm koromuz adına yavrularımıza takdim ediliyor. Ama sizler de hak verirsiniz ki koromuzun tüm üyelerine madalya takdim etmeye kalksak epeyce bir vaktinizi alacaktık. Bundan dolayı temsili olarak 3 yavrumuza Büşra Kaya, Selin Keskin ve Aleyna Erginbaş madalyalarını Belediye Başkan Danışmanı Recep Bıyık Beyefendi'den aldılar. Kuvvetli bir şekilde alkışlıyoruz ve sözü Küçükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Recep Bıyık'a bırakıyor. Öncelikle ben bu programı tertip eden ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Derler ki yani babayı anlamak için önce baba olmak lazım. Benim de 4 çocuğum var ve babasını kaybetmiş biriyim. Dolayısıyla hem bu duygusal programı tertip edenlere ve bizi bu duygu selinde baban hocamıza teşekkür etmek lazım. Yoksa yani hocam bu kadar duygularımızı bu kadar hareketlendirmenin ne anlamı vardı diyerek sistem mi etmek lazım bilemiyorum ama yani gerçekten çok teşekkür ederim. Yani buraya gelenler gerçi belki bir duygu seliyle karşılaştılar. Gelmeyenler bence kaybettiler. Onun için emeği geçen herkese ben belediye başkanım Temel Karadeniz'in adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Küçükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Recep Bıyık Beyefendi'ye teşekkür ediyor. Ve kuvvetli alkışlarınızla konserimize kaldığınız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bayram günü anne babam dönmedi mi? Bu kaçıncı bayram günü anne babam dönmedi mi? Söylesene öldüğünü anne babam dönmedi mi? Söylesene babam dönmedi mi?
yavrum deyip özlemez mi? Hiç yüreği sızlamaz mı? Bu bayrama da gelmez mi? Anne babam dönmedi mi? Bu bayrama da gelmez mi? Anne babam dönmedi mi? Benden başka ağlayan yok, çağırıyorum duyan yok. Benden başka ağlayan yok, çağırıyorum duyan yok. Saçlarımı okşayan yok, anne babam dönmedi mi? Saçlarımı okşayan yok, anne babam dönmedi mi? Gitti kayboldu mu diyeyim, ayrılık oldu mu diyeyim, askerde öldü mü diyeyim, anne babam dönmedi mi? Gurbette öldü mü diyeyim, anne babam dönmedi mi? Şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizde balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Masal anlat baba, içinde bütün sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün sevdiklerim, içinde İstanbul olsun.
olsun. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün sevdiklerim, içinde Kırşehir olsun. Tebrik ederim. Mikrofonu bir an için elime aldım. Efendim, hoş geldiniz, şerefler verdiniz Babalar Günü programımıza. Koromuzu kocaman bir alkışlayalım öncelikle. Evet efendim, ışıklar da açıldı maşallah, tıklım tıklım salon. Biz her zaman yapıyorum aynı şeyi ama yapmaya da inatla devam edeceğim. Bir de işin arka boyutunda olan kıymetli insanlar var. Kimler? Bir, müzisyen arkadaşlarım. Onları kocaman alkışlayalım. Tabii en kıymetli, arkadaki en kıymetli insanlar, kişiler de bilgi evlerinin kıymetli öğretmenleri. Hepsine hürmetlerimizi iletelim. Onları da alkışlayalım. Biz bir önceki programımızda Anneler Günü programı yapmıştık. Annelerimizle ilgili birçok şarkı var, türkü var. Babalar Günü ile alakalı biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü babalara çok şarkı türkü yazılmamış. Üzüldüm ben de bir erkek olarak. Babalara yazılmadığı için var aslında tabii 4-5 tane farklı şarkılar var ama biz koromuzun okuyabileceği şekilde ve belirli söz unsurlarına dikkat ederek koroda eserler geçiyoruz. Yani eğer söz unsuru bakımından bizim mantalitemizin dışındaki bir sözler varsa o tarz eserleri koymadık. Ama şimdi son iki tane eserimizi Türk Halk Müziği'nden seçtik. Bunu seçerken şöyle yaptık. Madem dedik babalarla ilgili bir şarkı türkü sıkıntısı var. Korodaki herkese babalarının en çok sevdiği şarkıyı, türküyü sorduk. Bir liste halinde getirdiler bana. Herkes üçer tane şarkı türkü getirdi. En çok içlerinden en fazla puan alan diyeyim. İki tane eseri aldık, icra edeceğiz. Biri Mendili İşle Yolla, biri de Karadır Kaşların Ferman Yazıdır. Bunları babaların en sevdiği türküler olduğu için kendilerine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Thank you.
Ben bir an program kapandı diye düşündüm. Efendim Allah'a emanet olun, ayaklarınıza sağlık. Tekrar tüm babalar günümüzün, babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Koromuzu son kez bir alkışlayalım. Kocaman gönderelim. İnşallah önümüzdeki yıl Allah nasip ederse, ömür verirse yine beraber güzel konserler yapacağız.